Sayın yurdunu seven grubumuz adına gerekli açıklamaları yaptı. Ondan sonra cevaben ifade edilen şeyler bir çarpıtmadır. Hakikatin çarpıtılmasıdır. Evet, IŞİD terör örgütüdür. Aynı şekilde PKK, YPG, PYD hepsi terör örgütüdür. Gelin buraya IŞİD'i kınadığınız gibi PKK terör örgütünü de açıkça kınayın. Bu kadar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti hükümetleri döneminde terör örgütleri arasında harf sırasına göre bir ayrım yapmamıştır. Hangi harfle başlarsa biterse bitsin, hangi klikten olursa olsun bütün terör örgütlerini milli siyaset belgesine, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine getirerek FETÖ'de, IŞİD'de, PKK'da, PYD'de, DHKPC'de hepsinin terör örgütü olduğunu Türkiye'ye de dünyaya da ilan etmiş ve terörün başını ezme kararlılığını her daim göstermiştir ve gösterecektir. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Anayasanın, kanunların, milletin bize verdiği yükümlülüktür. Yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz için nasıl suçlanabiliriz ki? Tam tersine terör örgütüyle mücadele etmemek, terör örgütünün yanında olmak suçtur kanunlarımıza göre. Ve şunu ifade etmek isterim. Siyasal aynı hakkın tarafımı da kullanılmasını istirham ediyorum. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bir de şu boyutu var meselenin. Şunu söyleyeyim. Emperyalistlerin farklı planları var. Bu terör örgütleri hepsi uluslararası bir takım odakların bir maşasıdır. Ve PKK, Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail'in bir manivelasıdır. Asla ve kat'a PKK Kürtlerin temsilcisi değildir ve olamaz. Emperyalistlerin siyasal strateji gereği Aynel Arap Kobani'de bir takım tavşana kaç, tazıya tut diyerek iki tane terör örgütünü birbirinin yerine ikame etme oyunlarını IŞİD'in de PKK'nın da YPG'nin de başını ezmek suretiyle Türkiye tarihin çöp tepetine atmıştır. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Beştaş. Sayın Beştaş, yeniden bir sataşmaya. Buyurun siz yönetin o zaman istiyorsanız. Buyurun siz yönetin. Az önce ifade etti Sayın Hatip. Dinledik orada. Sayın. Sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu bir saniye. Sayın Akbaşoğlu, Sayın Akbaşoğlu, siz az önce söz talep eder iken Sayın Beştaş sataşma konusunu ifade etti. Ben önce size söz verdim, arkasından vereceğimi ifade ettim. Neden sataşma olduğunu ifade ettiği için tekrar sormadık. O nedenle Sayın Akbaşoğlu, lütfen, lütfen yerinizde oturun. Sayın Beştaş, lütfen buyurun. Ben kürsüdeyim, siz oradan bağırıyorsunuz. Böyle bir usul var mı ya? Sayın böyle bir usul var mı? Sayın Beştaş, Sayın Beştaş, lütfen ayıp genel ya. Kurulu hitap edin. Ayıp ama. Sayın Beştaş, lütfen genel kurulu hitap edin. Sayın Akbaşoğlu, lütfen, lütfen Sayın Akbaşoğlu, lütfen Sayın Akbaşoğlu. Sayın Beştaş, lütfen genel kurulu hitap edin, lütfen buyurun. Sizden daha iyi biliyoruz, buna emin olun.
Akbaşoğlu bir miting konuşması yaptı. Burası bir miting meydanı değil. Milletvekilleri de sizi alkışlamak için buraya gelmediler. Önce bunu öğrenin. Birincisi bu. İkincisi burada Kobani protestolarında katledilen insanların isimleri var. Tüm liste var. Ve bunların davalarının Yasin Börü dışında açılan dava yok, biliyor musunuz? Katilleri bile araştırmıyorsunuz. Çünkü sizin için siyasi bir malzeme. Onlarca defadır biz buraya getiriyoruz. O sizin öve öve bitiremediğiniz, aslında mutlu oluyorsunuz. Yağma, yıkım vesairenin araştırılmasını istiyoruz ya. Biz bir araştırma istiyoruz. Kobani protestoları nasıl oldu? Nerede başladı? Kim kimi öldürdü? Katiller kim? İktidar bunun neresinde? HDP bunun neresinde? Bunu araştıralım diyoruz ya. Siz buna karşı çıkıyorsunuz. Biz hiçbir şeyden sakınmıyoruz. Gelin bir araştırma komisyonu kuralım. Gelin hep birlikte gidelim Diyarbakır'a, Mardin'e, Siirt'e, Muş'a, bu olayların olduğu her ile istediğiniz kişiyle görüşelim. Bu protestoların sebebi nasıl oldu, sonuçları nasıl ortaya çıktı diye araştırma istiyoruz. Siz gelip burada tıpkı sokakta söylediğiniz gibi mitinglerde bütün arkadaşlarımızı, bizi suçlu ilan ediyorsunuz. Burada Hakan Buksur, Emrah Demir, Necmettin Çelik, Yusuf Çelik ve devam ediyor. Sayın Bülbül diyor ki Yasin Börü değersiz mi? Ben Yasin Börü değersiz demiyorum. Defalarca bu kürsüde ailesinin acısını paylaştığımı söyledim. Ama siz tek bir isim daha söylemediniz ya. Çünkü Yasin Börü sizin siyasi malzemeniz haline geldi. Ayıptır ya, günahtır. Onun ailesine de ayıptır. Gönderiyorsunuz orada duruşmaya. Gelin bütün isimleri konuşalım. Kimi asker öldürdü? Sayın Beştaş, tamamlayalım sözlerinizi. Kim öldürdü diye ortaya çıkaralım. Bizim çağrımız demokratik bir protesto çağrısıdır. Dünyanın dört bir yanında Kobani ile dayanışma eylemleri yapıldı ya. Siz ise IŞİD'le ortak olarak Surucun sınırı IŞİD'liler tarafından cirit alanına döndü, biliyor musunuz? Bütün IŞİD'liler Urfa hastanelerinde tedavi gördü. Bağdat'ın bir burnumuzun dibinde öldürüldü, ruhunuz duymadı. Siz IŞİD'le ortaklığınızı açıklayın ya. IŞİD'le ortaklığınızı açıklayın. Gelip burada hamaset yapmayın. Hamaset yapmayın. Siz Kürt düşmanlığı üzerinden iktidarınızı devam ettiriyorsunuz. Diğer yandan da Kürtler kardeşimiz diye kendinizce bir güzelleme yapıyorsunuz. Bir bakan daha Kürtleri sayıya indirdiniz ya. Sayıya indirgediniz. Gerçekten vicdanınız varsa bunlara yanıt verin. Bu nedenle iş tüzüğünün 69. maddesi gereğince söz istiyorum. Sataşmadan dolayı. Sayın Akbaşoğlu. Sayın milletvekilleri, evet. Sayın milletvekilleri, başkan. Kürsüde grup başkan vekiliniz var. Sayın milletvekili. Sayın milletvekili, kürsüde grup başkan vekiliniz var, gereken yanıtı verecektir. Lütfen. Baştan başlatalım. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Biz sokakta ne konuşursak, halkın arasında ne konuşursak iki yüzümüz yok. Burada da milletin meclisinde aynı şeyleri konuşuyoruz. Halk diliyle konuşuyoruz, vatandaşımızın diliyle konuşuyoruz. Bizde hamaset falan yok. Hakikat var. Bunu ifade edeyim. AK Parti bütün Türkiye'nin partisidir. 81 vilayetiyle, 85 milyon insanıyla, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Musevisi, Hristiyanı, kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan 85 milyon insanın partisidir AK Parti. Merkez partidir. Tam olayların merkezindedir. Herkesi kucaklayan, kuşatan bir partidir. Onu ifade edeyim. Biz Kürtlerin de dostuyuz, Arapların da dostuyuz. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir ilkenin mensubuyuz. Küresel anlamda da barışı, esenliği önceleyen bir partiyiz.
Rusya ve Ukrayna arasındaki tutum ve davranışımız bunun yansımasıdır. Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür mottomuz bunun küresel yansımasıdır. Dolayısıyla bu manada hiçbir şekilde bir söz söyleme hakkınız yok. Bak, ister DAEŞ deyin, ister IŞİD deyin. İster PYG deyin, ister PVD deyin, YPG deyin. Ne söylerseniz söyleyin. Bütün terör örgütleri, PKK dahil. Gelin şurada kınayın ya. Ondan sonra konuşmaya başlayın. Bunu kınayın. PKK terör örgütünü kınayın. Sonuç itibariyle Kürtlere düşmanlık ancak sizlerin kendi yaklaşımları olabilir. Kürt düşmanı olan PKK'dır. PKK sevenler. Önerge yok. Oldu ya, ben not aldım yani. Sonuçta bunun şeyi yok. Sayın Bektaş, yerinizden bir... Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin. Ben size veri vereceğim. Suruç katliamı davası var biliyorsunuz. IŞİD çeteleri tarafından 33 pırıl pırıl genç katledildi. Hem de polislerin etrafı tuttuğu, aslında korunup kollandığı bir katliamdı. Oradaki tanıklardan biri ne diyor biliyor musunuz? Yani elimde tutanak var. IŞİD'li Kasım Güler, Suriye'ye askerlerin gözetiminde geçtim. Katliamı kim yaptı diye sorusuna devlet yaptı diyor. Bunu biz demiyoruz. Yani IŞİD'li tanık söylüyor bunu. Ve buna ilişkin sayısız delil var elimizde. Biz hiç kimseye düşman değiliz. Biz ne Türk'e, ne Kürt'e, ne Laz'a, ne Çerkez'e, ne Arap'a düşman değiliz. Tam tersine biz Türkiye'de 83 milyon yurttaşın eşit ve özgür şekilde yaşamını savunuyoruz. Onlar ise Kürtleri adı olmadan, kimliği olmadan, kültürü olmadan hiçbir Teşekkür ediyoruz Sayın Bektaş. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir.